أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معمول منصوب birincisi mef'ulü mutlaktır, ikincisi mef'ulü bih'tir. Mef'ulü bih'in amilini cevazen hasfetmek olduğu gibi vücuben de hasfedilir. Vücuben hasfedilmesi sema'an olur. Mef'ul mutlakta olduğu gibi kıyasen de olur. Kıyasen burada kaç yer sayacak bize? 4 yer sayacak. 4 ile sınırlı olmadığını söyledik. Bu 4 yerden bir tanesi neydi? Birincisi münadadır. Münada ed'u yani ya zeyd'u dediğimiz zaman ed'u zeyd'in zeyd'i çağırıyorum demektir. Dolayısıyla münada mef'ulü bih'tir. Mef'ulü bih olarak amelini hasfetmek vaciptir. Ya ed'u zeyden denmez yani. Ya zeyden de ya ed'u zeyden denmez. Şimdi konu münadaya gelince münada ile ilgili bilgileri de tamamını burada bize vermiş olacak. Sonuçta münada mef'ulü bih'tir. Münada harf bahsinde karşımıza çıkmayacak. Fiil bahsinde de karşımıza çıkmayacak. Münadanın söz konusu olabileceği yer mef'ulü bih bahsidir. Münada ile ilgili tafsilatlı bilgi vermiş olacak bize. Bu bilgiler izharda yok. Birçok nahiv kitabında da bu kadar yok. Yani zengin bir bilgi veriyor. Münadada arkadaşlar bir münadanın kendi irabı var. Bir de münadanın tevabiinin irabı var. Bir de münada ile alakalı münadaya benzeyen bazı şeyler var. Onlar da bu bahis içerisinde işlenmiş olacak. Münadanın kendi irabına gelince müfret marifi olursa ala ma yurfa'u bih mebni olur. Doğru mu? Ya zeydu dediğimiz zaman ne oluyor? Ya zeydu müfret marifedir. Ala ma yurfa'u bih mebnidir. Buradaki müfretten maksat neydi Mücahit? Buradaki müfretten maksat tesniye cemi olmayan demek midir? Buradaki müfretten maksat muzaf ve şibi muzaf olmayan demektir. Doğru mu? Demek ki ya Abdallah dersek o müfret değildir, muzaftır. Buradaki müfretten maksat nedir arkadaşlar? Muzaf ve şibi muzaf olmayan demektir. Muzafı anladık. Şibi muzaf ne demektir? Yani münada bir kelime olup ondan sonra onun mamulü gelirse, onu tamamlayan bir kelime gelirse şibi muzaf olmuş oluyor. Münada muzaf veyahut da şibi muzaf olursa veya nekere olursa o zaman mensup olur. Ya racülen dersen herhangi bir racül, muayyen olmayan bir racüle çağırırsan ya racülen dersin. Eğer muayyen bir kişiye çağırıyorsan ya racülü dersin. Nasıl racülü marife oluyor mu? Nida harfiyle eğer hususi bir kişi kastediliyorsa o zaman o nida harfi orada tarif edatı sayılır. Ne yapıyor onu? Marife yapıyor. Ya racülü de racülü nedir? Marifedir. Demek biz ya racülü dememizle ya racülen dememiz arasında fark vardır. Ya racülen dersek racüllerden bir racülü çağırmış oluyoruz. Ya racülü dersek muayyen bir kişiyi çağırmış oluyoruz. Peki münada müfret marife olduğu zaman alâ mâ yurfa'u bih mebni olur. Alâ mâ yurfa'u bih ne demek? Yani o kelime muğrab olsaydı haleti rafinden ne alacaktı? Zamme mi? Elif mi? Efendim vav mı? İşte o hal üzere mebni kalır. Zeydûne de vav, ezzeydâni de elif, zeydünde zamme olarak zamme üzere mebni olur. Peki müfret marife olduğu zaman alâ mâ yurfa'u bih mebni olur dedik. Bunun dışında yani müfret değil de muzaf olursa, marife değil de nekire olursa o zaman münada mensup olur dedik. Ancak münada bazen de ne olur? Elif-i istiğase gelir sonuna. Elif-i istiğase geldiği zaman ya zeyda, ya racula gibi. Bu istiğase demek yardım talep etmek demektir. Bir insan müstegâfüm mih demek kendisinden yardım talep edilen demektir. Adama nida ediyor ama yardım çağrısında bulunuyor. Ya zeyda diye Zeyd'den yardım istiyor. Şimdi bu elife elifi istigase denir.
Elif-i istigâfe geldiği zaman elif daima sakin olup makable meftu olmakla harf-i meddir. Yani elif daima makabili ne olacaktır? Elif hareke kabul etmediği için makabili meftu olacaktır. Dolayısıyla elif-i istigâfe geldiği zaman fethe üzere mebni olur. İstigâse için kullanılan bir de lam vardır. Lam-ı istigâfe. Lam-ı istigâfe harf-i cer olan lamdır. Harf-i cer olan lam istigâfe manasında kullanıldığı zaman li değil de le olur, fethe olur kendisi. Ama harf-i cer olduğu için ne yapar? Cer eder. O zaman Zeyd'e biz elifle istigâse ettiğimiz zaman ya Zeyda deriz. Lam ile istigâfe yaparsak ya le Zeydin deriz. Buraya kadar münadanın irabı noktasında ne dedik? Müfret marife olduğu zaman alâ mâ yurfû bih mebni olur. Bir, müfret değil de muzaf veyahut da şibi muzaf olursa, marife değil de nekire olursa buralarda mensup olur. Elif-i istigâse gelirse fethe üzere mebni olur. Lam-ı istigâse gelirse mecrur olur, mebni değildir. Lam-ı istigâse gelirse mecrur olur, mebni değildir. Burada ilave bilgi olarak dedi ki, lam-ı istigâse fethe ile gelir. Harf-i cer olduğu halde lam. Ya lezeydin deriz. Peki ya lezeydin olmaz mı? Ya lezeydin olmaz eğer zeyd müstagâsün min ise. Eğer lezeydin olsa o müstagâsün leh olur. Ya lezeydin ne demek? Ya lezeydin ne demek? Ya lezeydin demek ey zeyd yardım et demektir. Senden yardım istiyorum demektir. Ya lezeydin ey falan ve filan kişi zeyd için yardıma koşun demektir. Ya lezeydin dersek zeyd için yardım talep ediyoruz. Ya lezeydin dersek zeyd'den yardım talep ediyoruz. Yani ya lezeydin de müstagâsün minh'tir zeyd. Ya lezeydin de müstagâsün leh'tir. Müstagâsün minh ile müstagâsün leh arasını tefrik edebilmek için lam istigâfe olduğu zaman fethe olur. Efendim istigâse olmadığı zaman kesre olur. Her ikisi de harf-i cerdir. Tamam mı burası? Tevâbi'ül münâdâ el-mebniyye. Şimdi münâdâ eğer muğrab ise mesela ya Abdallah dedik. Şimdi Abdallah kelimesine mamulü bit-tebiyeden atıf gelirse, efendim sıfat gelirse vesaire ne gelirse gelsin muğrab üzerine atfedildiği için veya muğrabe tabi olduğu için onun irabını alır, biter yani. Orada problem yok. Ama münâdâ alâ mâ yurfâ'u bih mebnidir. Tamam. Buna bir sıfat, buna bir atıf, buna bir tekit yapılacak olursa bu tabi dediğimiz, tevabi cemis oluyor. Bu tabi dediğimiz ya Zeyd'ü de lafzına mı bakarak hareket edeceğiz? Yoksa mahalline bakarak mı hareket edeceğiz? Ya Zeyd'ü de alâ mâ yurfâ'u bih mebnidir. Lafzı böyledir. Ama mahallen mensuptur. Yapacağımız atıf nasıl olacak? Sıfat nasıl olacak? Tekit nasıl olacak? Bedel, atfı beyan nasıl olacak? Arkadaşlar burada mamulü bittebiyeder olan tevabi dediğimiz 5 taneydi değil mi? Bunların hepsi aynı kategoride değillerdir. Bunların arasında fark var. Biz burada hani münadanın alâ mâ yurfuh bi mebni olan münadanın üzerine yapılacak olan tabi'ler, ona tabi olan kelimelerin irabı ile ilgili bölümü okuyoruz şimdi. Bu tabi'leri biz efendim hepsinin aynı olmadığını diyoruz. Bir naat var. İki tekit var. Üç atfi beyan var. Bizim atıf dediğimizin bir başka adı var mıydı arkadaşlar? Nesek vardı. O zaman biz burada atfun nesek diyeceğiz. Ancak atfun nesek bi gayrillâmi. Yani matuf başında elif lam olmayacak. Atfı ikiye ayıracağız.
Ne diyeceğiz? Atfun nesak bi gayri lam diyeceğiz. Başında elif lam olmayan atıf diyeceğiz. Arkadaşlar, tevabi'ul munadil mebniyi eğer naat olursa, tekidi manevi olursa, atfı beyan olursa, atfun nesak bi gayri lam olursa. Tamam. Bu 3, 1, 2, 3, 4 tane yerde, 3,5 tane yerde. 3,5 ne diyorum? Atfın tamamı olmuyor çünkü. Buradan ne dışarıda kaldı arkadaşlar? Atıf billem, bir de bedel dışarıda kaldı. Doğru mu? Şimdi bedel ile atıf billem dışarıda kaldı. Bunların hükmü nedir? Diyecek ki bunlar lafzına hamlen merfu, mahalline hamlen mensup olabilir diyecek. Yani ala ma yurfu bih mebni olan münadanın tabi'i eğer efendim kendisi müfred olursa tabi. Yani tabi'in kendisi müfred olursa ve tevabi'ul münadel mebniyi öyle tabi'ler ki el müfredetu müfred olan tabi'ler efendim nedir bu tabi'ler? Mine sıfeti ve te'ikidi. Mine te'ikidi mi? Mine te'ikidi ve sıfeti ve atfil beyani vel ma'tufi bi harfil mumteni'i tuhulu ya aleyhi. Vel ma'tufu bi harfin harf ile ma'tuf. Yani ma'tuf atfı beyan değil yani. Vel ma'tufu bi harfin öyle ma'tuf ki el mumteni'i tuhulu ya aleyhi. Üzerine ya'nın tuhulu mumteni olan ma'tuf bil harf turfa'u ala lafzihi hamlen lafzına hamlen merfu olur ve tunsabu ala mahallihi mahalline hamlen mensub olur. Şimdi arkadaşlar şurada ya zeydu el aqilu dedik. Ya zeydu nedir? Mebni bir münadadır. Ala ma yurfu bih mebnidir. El-âkilü sıfattır, tabi'dir ve müfrettir. Yani ne demek müfrettir? Muzaf eşi muzaf değildir. Şimdi burada ya zeydu lafzına hamlen el-âkilü deriz. Ya zeydu el-âkile mahallen mensuptur diye ne yaparız? Mahalline hamlen mensub yaparız. Demek ki mebni olan münadanın tabi sıfat olursa ve müfret olursa lafzına hamlen merfu mahalline hamlen mensub olur. Burada şöyle diyor arkadaşlar. لِأَنَّ بِنَاءَ الْمُنَادَى عَرَزِيٌ Münada mebni asıllardan değildir. Nedir mebni? Arzı zeyt mesela normalde mebni değildir değil mi? Mufred marifi olduğundan dolayı, münada olduğundan dolayı عَلَى مَا يُرْفُوا بِهِ mebni olmuştur. Münadanın mebniliği arazidir. فَيُشْبِهُ الْمُعْرَبَى mebni arız olduğundan dolayı mu'rebe benzer. Feyecuzu en yekune tabi'uhu tabi'an li lafzihi. Onun için ona tabi olan lafzına tabi olması caizdir. Burada şöyle bir inceluk vardır. Nedir o inceluk? Ya zeydüdeki zamme şeydir, mebnidir, mebni harekesidir. Ama el-aqiluye mebni diyemeyeceksiniz. Yani mebninin lafzına tabi oluyor ama el-akülüye mebni diyemeyeceksiniz. Tamam. Yani buradaki mebnilik biraz da mebni arız olması bakımından murabede benzediği için lafzına tabi olan kendisi mebnidir ama lafzına tabi olan mebnidir demiyoruz. Tamam. Lafzına hamlen merfu, mahalline hamlen mensup olur diyoruz. Şimdi ya zeydül aqilu vel aqile. Şuna bir misal verelim. Ya temimu ecma'una. Tekit eğer lafzı olursa değişmez arkadaşlar. Ya zeydü, ya zeydü, zeydü dersin. Buradaki tekitte maksat nedir? Tekidi manevi. Ya zeydü, eğer lafzını tekit yapacaksın, ya zeydü, zeydü dersin. Ya amru, amru dersin. O değişmez yani. Ya amru, amran olmaz yani. Tamam. Buradaki tekitte maksat tekidi manevidir. Şimdi ya temimu, ey temim, ecma'una. Şimdi müfret marife midir? Müfret marifedir. Alâ mâ yurfû bi mebni midir? Mebnidir. Ecmaûne, temim kabilesinin hepsini çağırıyoruz. Orada temimden kimler varsa hepsini çağırıyoruz. Şimdi burada ecmaûne dediğimiz zaman bu müfret, bu da müfret midir bu tabi?
Cemi değil mi ya? Müfrettir. Bu mebni olan münadanın müfret olan tabii lafzına hamlen marfu ya temimu ecma'une mahalline hamlen mensup olur. Ecma'ine. Tamam. Ya temimu ecma'une ecma'ine. Şurada arkadaşlar ya sa'idu kürzin, ya sa'idu kürzün veya kür söyleyin kürzen. Şimdi ya sa'idu, ey sa'id, kim o? Kürz. Şimdi bu kürz nedir? Atf-ı beyandır. Atf-ı beyan olan kürz müfret midir? Müfrettir. Neyin tabiidir? Mebni olan münadanın tabiidir. Alâ mâ yurfû bih, mebni olan münadanın tabii atf-ı beyan olursa lafzına hamlen merfu' ya sa'idu kürzün mahalline hamlen mansub ya sa'idu kürzen demiş oluruz. Tamam. Ya sa'idu kürzün ya sa'idu kürzen. Kürz atf-ı beyandır. Bu atf-ı beyan lafzına hamlen merfu olur, mahalline hamlen ne olabiliyor? Mansub olabiliyor. Sa'id onun lakap, yani birisi lakap birisi isimdir. Sa'id dendiği zaman tam anlaşılmayınca daha meşhur olanla onu açıklıyorsun, beyan ediyorsun. Şimdi şuraya bir misal vereceğim. Ya Zeydu, bu kaleminizde yazmamaya başladı. Benden sonra bunu çok kullanan vardır. Ne yapacağız? Ya Zeydu ve Dhahaku. Ya Zeydu ve Dhahaku dedik. Ne yaptık burada? Atıf yaptık. Doğru mu? Ya Zeydu ve Dhahaku dersek arkadaşlar, burada atıf vardır. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bilgilerimiz içerisinde, bugünkü bilgilerimiz içerisinde olacak. Mesela racülün başına biz ya racülü deriz. Doğru mu? Peki er racülünün başına yer racülü diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Niçin er racülü ya racülü diyoruz da er racülünün başına yer racülü diyemiyoruz? Çünkü arkadaşlar er racülü'deki elif lam nedir? Tarif edatıdır. Doğru mu? Peki nida harfi de tarif edatı mıdır? O da bir tarif edatıdır. Doğru mu? İki tane tarif edatı yan yana gelmez. Onun için eliflamlı bir kelimeyi münada yapmak istersen ya eyyuhar raculu, ya hader raculu, ya eyyuhader raculu, ya nas olmaz, ya eyyuhen nas oluyor. Anlaşıldı mı? Tarif edatı olan eliflam münada kılınacağı zaman onun ile nida harfi arasında mutlaka bir fasıla girecek. Ya eyyuhen nas, ya eyyühellezine amenu. Tamam. Dolayısıyla elif lamlı bir kelime münada olabilir mi direkt? Olamaz. O zaman arkadaşlar atıf bi gayri lam demek. Çünkü atıf bi lam olursa bunun üzerine, yani bunu bunun lafzına göreceğiz. Atıf bi lam olduğu zaman nida harfi bunun başına gelmesi mümkün değildir. Bir sonraki kısımda göreceksiniz ki, yani ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bedel olduğu zaman, bir de bi gayri lam atıf olduğu zaman müstakil münada hükmündedir diyeceğiz. Bunun bir sonrasında ne diyeceğiz? Yani burada 3,5 tane saydık, doğru mu? Ne kaldı geriye? Bir bedel kaldı. Bir de ne kaldı geriye? Atıf billem kaldı. Atıf. Ha, biz atıf bi gayri lam dedik değil mi? Burada atıf bi gayri lam demeyeceğiz. Burada atıf billem diyeceğiz. Atıf billem ileride gelecek. Bi gayri lam ileride gelecek. Şimdi atıf billem olduğu zaman affen. Atıf billem. Şimdi ya zeydu ve dhahaku. Buralarda lafzına hamlen merfu ya zeydu ve dhahaku. Ya Zeydu ve Dhahake diyeceğiz. Bu saydığımız yerlerin dışında bir bedel kaldı. Bir de ne kaldı?
atıf bi gayri lam kaldı. Doğru mu? Bunlarda da diyeceğiz ki bu tabi müstakil münada hükmündedir. Halil İbrahim müstakil münada hükmündedir deyince ne demiş oluyoruz o zaman? Öyle demiş olmuyoruz. Müfret marife ise alâ mâ yurfâhu bih mebnidir. Muzaf veya şibi muzafsa mensuptur. Değil mi? Yani siz onu ne kabul edeceksiniz? Müstakil münada kabul edeceksiniz. Burada müstakil münada kabul edemiyoruz. Doğru mu? Çünkü nida harfi bunun başına gelemiyor. Bedelli ile ilgili izharda hatırladınız. Bilgi izharda var mıydı? El bedelu huvel maksudu bin nisbeti dunehu. İzharda geçmiş miydi bu? Arkadaşlar bedelin diğer tabiilerden farkı nedir? Mesela bedelde bir misal izarda avamilde dört tane misal veriyordu. Bedeli bazı bedeli kül minelkül, bedeli bazı minelkül, bedeli ihtimal, bedeli galat değil mi? Mesela bedeli bazı minelkül'e neyi misal verelim? Efendim? Zarabtu zeyden ra'sehu bedeli bazı minelkül. Şimdi burada el bedeli huvel maksudu bin nisbeti. Aslında bu ne demektir? Darabtu re'se zeydin demektir. Bedeli kaldırırdan direkt o re'sehu'yu ne yapacaksın? Direkt meful yapacaksın. Darabtu re'se zeydin demektir. U'budillâhe ilâhel âlemin. U'budillâhe Allah'a ibadet et. Ondan bedel ilâhel âlemin, âlemlerin ilahına ibadet et dedik. Burada ilâhel âlemin nedir? Bedeli küldür. Doğru mu? Bu ne demektir? U'bud ilahel alemin demektir. El bedelu huvel maksudu bin nisbeti dunehu metbu değildir maksud olan. Şeyde öyle değil ki arkadaşlar. Atıfta öyle değildir. Cani zeydun ve amrun de zeyd de murattır. Amr da murattır. Doğru mu? Evet. Mesela ya zeydül akilü de asıl akil değildir murat. Nedir? Zeyd'dir murat. Anlatabildim mi? Ama bedel öyle değildir. El bedelu huvel maksudu bin nisbeti. Öyleyse bedel mebni olan münadanın tabii bedel olursa bedel olursa ve müfret olursa onu ne kabul edeceğiz? Müstakil münada kabul edeceğiz. Anlaşıldı? Şimdi burasını önce bitireyim. Diyoruz ki tebabü'ül münadel mebniyi alâ mâ yurfâhu bih mebni olan münadanın tabii eğer naat olursa sıfat veya naat aynı şey değil mi? Naat men'ut. Tekidi manevi olursa, manevi kaydını biz koyalım. İki atıf beyan olursa üç, bir de atıf billam olursa. Atıf billamdan neyi kastediyoruz? Ya'nın üzerine duhulu mumteni. Atıf billam, ya'nın üzerine duhulu mumtenidir. Bunu müstakil, atıf billam olan müstakil münada yapabilir misin? Olamaz ki. Atıf bi gayri lam olduğu zaman ne yaparsın? Onu müstakil münada yapabiliyorsun onu. Mesela arkadaşlar bakın. Cani zeydün ve amrun de hem zeyd gelmiş hem de amr gelmiş. Amrın zeydden ne farkı var ki? Önce zeydi zikrettin, amrı atfettin ona. Cani amrun ve zeydün derdin. Değil mi? Yani o zaman burada zeyd de gelmiş, amr da gelmiş. Binaenaleyh burada eğer nasıl ki zeyd münada ise yani şey, ya zeydü ve amrun de zeyd nasıl münada ise amr da aynı şekilde münadadır. Müstakil münada muamelesi yapılabilir ona. Bir engel yok. Çünkü başına ne olabiliyor? Nida harfi gelebiliyor. Şimdi dedi ki bu 3,5 yerde, 4 yerde diyelim. Naat olduğu zaman, tekidi manevi olduğu zaman, atı beyan olduğu zaman, lamsız, lamlı, efendim atıf olduğu zaman, lafzına hamlen merfu, mahalline hamlen mensub olur dedi. İbn-i Hacib Hazretleri aslında çok fazla tafsilata girmediği halde burada diğer kitaplarda olmayan bir tafsilata girdi. Nedir bu tafsilat? Kıymetli üstadım sen bana burada lafzına hamlen marfu diyorsun. Mahalline hamlen mensup diyorsun. Peki hangisi muhtardır? İkisi de caiz. Burada sıkıntı yok. Hangisi muhtardır? Bu konuda ihtilaf olmasına rağmen bu ihtilafları zikretmekten üşenmemiştir. Ve aslında İbn-i Hacib bu ihtilafları o kadar tatlı bir ibareyle ifade etmiş ki bakın ne diyor şimdi? Diyor ki وَالْخَلِيلُ فِي الْمَعْطُوفِ يَخْتَارُ الرَّفْعَةِ وَاَبُوْ عَمْرٍ اَنْ نَصْبَةِ
ve Ebul Abbas in kâne kel hasen fe kel halil ve illa fe ke ebi amrin. Şimdi diyor ki arkadaşlar, İmam Halil İmam Sibeviyen hocasıdır. İmam Sibeviyen hocasıdır. Vel Halilu İmam Halil ki hani Nahvi'de kıdvedir. Ya vel halilu fil ma'tufi ma'tufta yani ya zeylu ve dhahak gibi yerlerde yahtaru raf'a raf'a ihtiyar ediyor. Ya zeylu ve dhahaku diyor. Ama ve dhahake de caizdir değil mi? O şöyle diyor arkadaşlar. Yani ya zeydu ve amrun de şimdi ya zeydül akilü de münada zeyttir. Akil diye birisi münada değil ki. Doğru mu? Yani burada bir başka münada yok. Zeyd münadadır. Ya temimü de temim münadadır. Ya sa'idü de sa'd münadadır. Bu ayrı bu ayrı münada değil ki. Ama atıfta diyor ki İmam Halil ya zeydü ve dhahakü de zeyd münada olduğu gibi dhahak da nedir? O da münadadır. Biz burada raf'ı ihtiyar ederiz. Münadalığını nazarı itibara alarak bu ciheti bakarak ne yapıyor? Raf'ı ihtiyar ediyor. Evet. Ve Ebu Amr'in Ebu Amr hem nahivcidir hem de kıraat imamlarındandır arkadaşlar. Ebu Amr İbni Ala hem nahivci hem kıraat alimidir. Bu İmam Halil'den daha önceydi. Yani tarih itibariyle İmam Halil'den daha önce, daha mukaddem olan bu nahivci ve kıraatçi en-nasbe refi caizdir ama nasbı ihtiyar ediyor. Ya zeydü ve dhahake diyor. Diyor ki ben burada nida harfini koyabiliyor muyum başına? Koyamadığıma göre o tarafını ağır bastırmayayım diyor. İmam Halil neresini nazar itibar alıyor? Kardeşim orada Zeyd'i de çağırmıyor musun? Dahek ikisini de çağırmıyor musun? Ya o zaman münada, o da münada, o da münada olduğuna göre biz burada ne yapalım? Münada olsa ne olacaksa öyle olsun. Ama efendim nida harfi başına dahil olmuyor. Biz de bunun nasbi de muhtardır, yani nasb de caizdir diyoruz ya. Ayrıca biz bunu mebni demiyoruz. Ne diyoruz? Muğrab diyoruz değil mi? Yani ya zeydü ve dhahakü dediğimiz zaman dhahak muğrab mı mebni mi? Muğrabdir. Ebu Amir hangi tarafı nazara itibara alıyor? Eliflem olduğuna göre bunun başına ya gelemez. O zaman bunun direkt münada oluşunu değil de tabiyet kısmını alalım diyor. Anlaşıldı arkadaşlar. Şimdi İmam Halil neyi ihtiyar ediyor? Raf'i ihtiyar ediyor. İmam Halil'in felsefesini düşünürseniz şeyi unutmasını, karıştırmasını diyelim. Ebu Amir İmam Halil'den daha önce gelmiş hem nahivci hem kıraat alimi. İmam Halil'le ne yapmış oluyorlar? Çelişmiş oluyorlar. Yani buradaki çelişki de bir şey değildir. Sadece evleviyet meselesindedir. Evleviyet hangisi evladır? Rafi mi muhtardır yoksa nasıl bir muhtardır? Bir de İmam Müberrit var. Ve Ebu'l Abbas. Ebu'l Abbas İmam Müberrit'tir. Nahivde Müberrit dendiği zaman Ebu'l Abbas'tır. Ve Ebu'l Abbas, Ebu'l Abbas diyor ki inkâne kel hasen fe kel halil. Kel hasansa kel halildir. Diyor ki inkâne kel hasen, eğer burada eliflamlı olan matuf el hasen kelimesi gibi ise o zaman kel halil. İmam Halil gibi neyi ihtiyar ediyor? Raf'i ihtiyar ediyor. Peki kel hasandan maksat nedir? Saçları kel olan demek midir? Efendim? Olabilir mi? Arkadaşlar eliflamlı kelimeler ikiye ayrılırlar. Bir eliflamın kendisinden soyulması caiz olan eliflamlı kelimeler, iki eliflamın soyulması caiz olmayan eliflamlı kelimeler. Mesela necm yıldız demektir ama en necm yıldızlardan birisine alem kılınmıştır. Şimdi en necm yıldızlardan birisine alem olunca o en necm kelimesinden elif lamı tecrid etmek caiz değildir. Tamam. Eddaribu de elif lamı kaldırırsın daribun dersin. Kaldırmazsın eddaribu dersin. Yani eddaribu'dan elif lamı almak da caiz. Elif lamını zikretmek de caiz. El hasen demek
Elif lamın tecridi caiz olan hasenün de dersin, el hasenü de dersin. Evet. İmam Müberrid diyor ki, ben diyor İmam-ı Halil ile efendim Ebu Amr arasında hakemlik yapayım. İmam Halil dedi ki rafi ihtiyar ederim. Ebu Amr dedi ki nasbı ihtiyar ederim. İmam Müberrid diyor ki ben aranızda hakemlik yapayım. Eğer oradaki elif lamlı kelime el hasen kelimesi gibi elif lamın soyulması caiz olan ise İmam Halil'i baz alırım, rafi ihtiyar ederim. Ama en necm gibi elif lamın soyulması caiz olmayan bir kelime ise o zaman Ebu Amr'ın tercihini tercih ederim dedi. Nasbı tercih ederim dedi. İmam Müberrid burada çok adilane ne yapmış oldu? Bir tavır sergilemiş oldu. Bir bağa bir sağa demiş yani. Olma keser gibi hep bana hep bana. Olma rende gibi hep sana hep sana. Ol testere gibi bir sağa bir bağa bir sağa bir bağa demiş. Şimdi burada İmam Müberrid öyle yapmış. Demiş ki eğer el hasen kelimesi gibi ise yani ne demek? Soyulması caiz ise İmam Halil gibi rafi ihtiyar etmiş. Eğer değilse efendim en necmu gibi ise es-sa'gu gibi ise es-sa'g da bir adamın ismi arkadaşlar. Normalde sa'g yıldırım demektir ama es-sa'g elif lamlı bir şekilde adamın birisine isim olarak verilmiş. Şimdi o es-sa'gu da elif lamlı olmaz. Kelimeden alem olduğu zaman tecrid edilmez. En necmu alem olduğu zaman ondan tecrid edilmez. O zaman ne yapmış oluyor İmam Müberrid? Elif lam kelimeden tecridi caiz midir, değil midir? Ona göre tercihini yapmış oluyor. Şimdi arkadaşlar biz burada münadanın tabirlerinden bahsederken ve tevabi'ul münadel mebniyi el mufredetu. El mufredetu tevabi'in sıfatıdır. Öyle tabirler ki el mufredetu. Yani bu sıfat mufrede olacak. Bu tekit mufrede olacak. Atıf beyan mufrede olacak. Atıf billah müfred olacak. وَتَوَابِعُ الْمُنَادَى الْمَبْنِيِّ الْمُفْرَدَتُ الْمَبْنِيِّ neyin sıfatı? Münadanın. الْمُفْرَدَتُ neyin sıfatı? Tevabi'nin sıfatı. وَتَوَابِعُ الْمُنَادَى الْمَبْنِيِّ mebni olan münadanın tabirleri. Öyle tabirler ki الْمُفْرَدَتُ müfred olan tabirler yani muzaf ve şibi muzaf olmayan tabirler böyledir. لَفْزِنَ حَمْلًا مَرْفُ مَحَلِّنَ حَمْلًا mensup olur. Sıfatta, tekid-i manevide, atf-ı beyanda ve atıf billamda. Vel mudafetu yani ve tevabi'ul münadel mebniyil mudafetu muzaf olan tabiler ise tunsabu onlar ne olur? Sadece mensup olurlar. Eğer sıfattı, tekiddi neyse hangisi olursa olsun müfret marifeti müfret değilse ne olacaktır? Mensup olacaktır. Yani lafzına hamlen merfu olmaz orada. Hasan koçum buyur. Hocam nizacından sonra marife gelmedik ya. Ya nereden marife değil mi? Çok güzel soru sordun. Teşekkür ederim. Marife gelmez demedim. Ya zeydü diyorsun. Tarif edatı gelmez. Tarif edatı gelmez. Yani iki tane marif tarif edatı bir araya gelmez. Yer racülü olmaz. Tamam. Yoksa ya Zeydü diyorsun, ya Abdullah marifedir yani. Tarif edatı olarak iki tane tarif edatı yan yana gelmez. Tamam. Anlaştık. Vel muzafetü ne diyeceksin arkadaşlar? Mebni olan münadanın muzaf olan tabirleri tunsabu mensub olur. Ya teymu kulluhum. Doğru mu arkadaşlar? Ya teymu kulluhum veyahut ya temimu kulluhum. Doğru mu? Değil kardeşim ya. Kulluhum muzaftır. Muzaf olunca ne diyeceğiz? Kulluhum diyeceğiz. Ya zeydu zel mali. Ya zeydu zel mali. Sıfat. Doğru mu? Zel mali izafet değil mi? Ya raculu eba abdillah. Bu atı beyan. Doğru mu?
Ya raculu Ebu Abdillah. Bir de şey misal verelim. Elif lamlıya misal verelim. Elif lamlı muzaf olmaz ki zaten. Yani izafetin şartı neydi? Tecidül muzafi. Anit tarifti değil mi? Peki şimdi nereye geldik? Diyor ki vel bedelu bedel vel matufu matuf öyle matuf ki gayru mazükire zikredilenin dışındaki matuf zikredilen neydi? Elif lamlı olan üzerine yanın duhulu mumteni olan efendim vel bedelu vel matufu gayru mazükire hükmuhu bunların her birisinin hükmü hükmül müstakilli müstakil münada hükmündedir. Mutlakan mutlaka müstakil münada hükmündedir. Ne demek mutlaka? Yani ister müfred olsunlar, ister muzaf olsunlar, ister şibi muzaf olsunlar, ister marife olsunlar, ister nekir olsunlar. Neyse yani onu sen münada kabul edeceksin. Hangi halde ise münadan irabını onun üzerine icra edeceksin. Onu tabi kabul etmeyeceksin. Ne kabul edeceksin onu? Münada kabul edeceksin onu. Mesela arkadaşlar evet. Ya Zeydu Amrun desek. Ya Zeydu ey Zeyd. Ondan bedel Amru diyeceğiz. Şimdi ya Zeydu Amr'ın bedel olduğunu kabul edersek, yani Zeyd ismi var, Amr ismi vardır. Ya Zeydu Amr veyahut da bedeli galet yaptığımızı düşünün. Ya Zeydu Amr. Şimdi ya Zeydu Amr'u bedel olduğuna göre el bedeli huvel maksudu bin nisbeti doğrudan doğruya ya Amr'u demiş olacağız. Amr kendisi münada olsa ne diyecektik? Ya Zeydu, ya Amr'u diyecektik. O zaman ya Zeydu Amr'u deriz. Efendim, ya Zeydu eha Amr'in dedik. Ya Zeydu aha Amr'in. Şimdi ya Zeydu ey Zeyd. Ondan bedel aha Amr'in. Amr'ın kardeşi. Bu da ne oldu bedel? Muzaf oldu. Ya Zeydu. Öbür tarafta Amr'u demiştik. Burada ne dedik? Ya Zeydu aha Amr'in dedik. Değil mi? Ehu Amr'in demedik. Çünkü aha Amr'in münada olsa ya aha Amr'in diyecektik. Müstakil münada hükmündedir. Peki ya Zeydu tali'an cebelen desek. Bu da şibi muzaf olmuş oluyor. Efendim, ya Zeydu racülen salihan desek sıfat mevsuf, aynı muzaf muzaf ile ilişkisi gibi o da şibi muzaf olmuş oluyor. Ya Zeydu ve Amru deriz. Doğru mu? Amru nedir? Elif lam yok onda. Ya Zeydu ve Amru deriz ve Amran diyemeyiz. Müstakil münada hükmündedir. Ya Zeydu aha Amrin deriz vesaire. Mesela anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani bu misalleri çoğaltmak mümkündür. Sonuç olarak mebni olan münadanın tabii ne olursa bedel olursa bir, iki lamsız, elif lamsız matuf olursa müstakil münada hükmündedir. Müfred olsun, marif olsun, nekir olsun. Kendisi münada olsaydı ne muamele görecek ise şimdi aynı muameleyi görmüş olur. Burası tamam arkadaşlar. Tamam. Şimdi yine izharda olmayan fakat bilgi olarak bilinmesi gereken münada ile ilgili taze bir bilgi bize veriyor. Şimdi ya Zeydu İbnu Aleyyin diyor ki vel alemul vel alemul mevsufu bibnin bir alem. İbn kelimesi onun sıfatı oluyor. Mesela cani Zeydu bana Zeyd geldi. Öyle Zeyd ki İbn-i Amr'ın, Amr'ın oğlu olan Zeyd geldi. O İbn nedir? Yani İbn kelimesi iki alem arasına girerse Zeydu bunu aleyyin. O İbn birinci alemin nesidir? Sıfatıdır. Şimdi vel alemu alem. Öyle alem ki el mevsufu bibnin İbn kelimesiyle vasıflanmış. Yani ibn kelimesi onun sıfatı olmuş. O ibn ne olduğu halde muzafen ila alimin ahara başka bir aleme muzaf olduğu halde ibn de nereye muzaf olmuş?
Ali'ye muzaf olmuş. Vel alemul mevsufu bibnin, o ibn ne olduğu halde muzafen ile alemin ahara. Evet. Yuhtaru fethuhu, fethi ihtiyar edilir. Ne demek arkadaşlar? Şimdi bakın, ya Zeydu, tamam arkadaşlar, İbni Ali'nin bu sıfat muzaf olduğu için mecburen ne olacak bu? Fethi olacak, doğru mu? Mensup olacak yani. İbni Ali'nin muzaf olduğundan dolayı ne olacak? Mensup olacak. Peki ya Zeydu münada müfret marife olduğu için ala ma yurfu bih mebnidir. Doğru mu? Ya Zeydu. Ancak eğer münada müfret marife olduğu halde ibin kelimesiyle mevsuf olursa, o ibin kelimesi de başka bir aleme muzaf olursa, burada ya Zeyd'e de okunabiliyor. Ya Zeydübne Ali'yin diyebilirsin ama ya Zeydübne Ali'yin demek yuhtaru fethuhu, fethi ihtiyar edilir. Neden arkadaşlar? Çünkü bu çok kullanılır. Yani dilde falan oğlu falan, filan oğlu filan diye çok kullanıldığı için fethi hafif olduğundan dolayı kesreti istimal, tehfifliği gerektirir. Onun için ya Zeydebne Ali'yin, ya Zeydebne Amr'in muhtardır. Anlaşıldı mı? Muhtardır ne demek arkadaşlar? Yani bildiğimiz kuralı da uygulayabiliriz. Ya Zeydebne Ali'yin de diyebiliriz. Ama ya Zeydebne Ali'yin demek muhtardır. Buyur koçum. Hocam Allah'ın ile alemin dedi ya, niye böyle bir kayıt kurduk ki? İbn başka bir şey muzaf olabilir mi ki? Bilmem ki. Yani burada özellik nedir? İbn kelimesi iki alem arasına giriyorsa, birinci münada olan alemde normal kuralların dışında bir şey uygulanıyor. Burada anlatmak istediği nedir arkadaşlar? Bu münadadaki şu ya Zeydu müfret marife olduğu zaman buradaki durum hiçbir zaman değişmez. Sadece bir yerde değişir. Nerede değişir? Başka bir aleme muzaf olan ibin kelimesinin mevsufu olursa değişir. Burada anlatmak istediği bu Zeyd'dir. Yoksa bunun aleme muzaf olması meselesi değildir. İbin kelimesi zaten bir aleme muzaf olacak. Önemli olan şu münada başka bir aleme muzaf olan ibin kelimesi. Yani sadece şöyle demeseydi, ibin kelimesiyle mevsuf olsa mı deseydi? Mesela o zaman şöyle bir şey çıkar karşımıza. Ya Zeydu İbnül Kavmi dediğimiz zaman aleme muzaf değildir. Tamam mı? Bu gibileri çıkarmak için olabilir. İbnül Türkiye diyor mesela. İbnül Arap diyor. Değil mi? Ebul Arap dendiği gibi. Şimdi mesele anlaşıldı mı arkadaşlar? Eğer münada alemse başka bir aleme muzaf olan ibin kelimesiyle de mevsuf olursa oradaki münadanın alama yurfu bir mebni olması gerekirken fethe üzere mebni olması ihtiyar edilir. Bu da bir kuraldır. Peki burada noktalıyoruz arkadaşlar dersi. Yine münada bahsi devam ediyor.